Hazreti Yusuf'un kardeşleri. Onların da kalbinde hastalık var. Yani münafıklığa yatkın bir şey, yapı. Yani münafık da olabilir, olmayabilir de, kurtulabilir ama kalbinde hastalık olduğu belli. Evet. Münafıkta cinayete eğilim vardır. Mesela bak, kardeşlerini, Hazreti Yusuf'u öldürme eğilimi oluyor. Evet. Bütün münafıklarda vardır cinayete eğilim. Yani psikopatlar, o mesela, o çok hayret edecek bir şey. Şeytanın bir özelliğidir. Yani kan dökücüdür, kan isterler. Evet hocam. Ya kana doymaz. Her yerde kanla meseleyi halletmek ister. Evet. Yani içgüdü olarak kana karşı içlerinde Allah onlarda bir eğilim yaratmıştır. Münafıkların özelliğidir bu. Diyor ki mesela, biri kuyuya atalım diyor. Tek sebep ne biliyor musun? Kıskançlık. Kalbinde hastalık olanların psikopatlığıdır bu. Yani münafıkların psikopatlığıdır. Münafıklar aynı zamanda çok haset ederler. Haset onun içlerini yakar kavurur. Yani Müslümanların gücü, iktidarı, yamanlığı, aklı, zekası, zenginliği münafığın içini fırın gibi yakar. Evet. Izdırap verir. Ta iliklerine kadar, ayağından beynine kadar yakar. O acıdan kurtulmak için de saldırır aslında. Yani bir acıdan ölmek üzere olan bir köpeğin debelenmesi gibi. Yani kuduran bir köpek nasıl oluyor? Evet hocam. Değil mi? Evet. Son anlarında artık gidiyor, ele buna saldırmaya başlıyor. Bir yandan hem debeleniyor, içi yanıyor çünkü, hem de saldırganlaşıyor. Ve kan döküme eğilimi oluyor. Münafık da aynı bu ruhtadır. İnşallah hocam. Mesela bak, Yusuf gibi mübarek, tatlı, güzeller güzeli, ki çocukken de olağanüstü güzeldi Hazreti Yusuf, onu kuyuya atacak kadar acımasız ve gaddarlar. Kuyuya niye atmak istiyor biliyor musun? Doğal ölsün. Binin düşüncesi de var. Ama diyor ki kardeşim, belki biri onu oradan alır götürür diyor. Götürmezse, kervan gelmezse, evet, ölür. İnşallah. 50'ye 50. Bu münafığın bir yöntemidir. Münafık yani biraz kalleş bir yöntem kullanır. Burada da kalplerinde hastalık olduğu anlaşılıyor bu usluplarında. Evet hocam. Sonra inşallah düzeltmişler tavrını ama bu kalplerinde hastalık olan. Kadının da orada yaptığı Hazreti Yusuf'a karşı, o da yine kalbinde hastalık olduğu için. Evet. Yani sevgi dolu bir kadın sevdiğini hiçbir şekilde harcamaz. Zarar vermez ve kötülük etmemesi lazım. Aşkını yaşar, gizlice de yaşayabilir. Kalbinde olur. Ölünceye kadar onu sevebilir. Yani illa elle geçirmesi gerekmez. Allah onu ahirette beraber eder. Gizlice sever. Evet. Kalben sevebilir. Allah'ın tecellilerini görür. Allah'ın güzelliğini onda görür. Aşkla, tutkuyla sever ama çeşitli nedenlerle ondan beraber olamayabilir. Aşıktır. Allah ahirete niyet eder. Ya Rabbi, beni onunla ahirette beraber et der. O ondan kalben onu, kendini ona hibe etmiştir bir nevi. İnşallah. Kalbinde. Kadının böyle yapması gerekiyordu Hazreti Yusuf'a ulaşamadığında. O ne yaptı? O zaman hapse girsin dedi. Evet. Ya kardeşim, bu nasıl bir vicdandır ya? Kardeşim dedi ki, Müslümanlara kardeşim diyorum. Tamam, ben ona kardeşim demiyorum. Evet. Hazreti Yusuf'a böyle zulüm yapana ben kardeşim demem. Evet. 7 yıl. 7 yıl. Evet. Korkunç bir şey bu. Evet. Değil mi o? Evet hocam. Ki o zaman zindanları çok dehşet verici yerler. Evet. Yer altında, mağara içlerinde var. Çok samandan yataklar. O güzeller güzelinin 7 yıl ne işi var orada? Evet. Sırf senin ilişkiye girmedi diye. Değil mi? Evet. Ama Hazreti Yusuf önceden beğenmiş onu yalnız. İnşallah. Bir de o da var yani. Ayette geçiyor. Evet hocam. Eğer diyor Allah'ın kesin bürhanını görmeseydi diyor, o da diyor kalbi meyletmişti diyor. O da onu istiyordu diyor. Evet. Yani olay öyle bir anda gelişmiş olay değil. Bir evveliyatı var. Evet. İnşallah. Ama Hazreti Yusuf da yani bir kadının dayanacağı gibi değil. Evet hocam. Yani akıl almaz çekici yani böyle kadınlar iradesini kullansa da kendilerine zapt edemiyor. O kadar güzel. O kadar etkileyici. Evet. Ama tabii mümin bir kadın için böyle bir şey olmaz. Mümin kadın iradesini kullanır, aklını kullanır, kendini tutar. Ama oradaki kadınlarda yani akıl almaz bir etki meydana getiriyor. Diyor ki kadın, ben o kadar haklıyım ki diyor, şimdi size ispat edeceğim diyor. Gelin toplanın bakayım diyor. Toplanıyorlar. Hepsine meyve tabağı veriyor. Ellerine de meyve soymak için bıçak veriyor. Yusuf gel diyor. Hazreti Yusuf'a. Karşına bir çıkıyor. Kadınlar hipnoz oluyorlar böyle. Nefesleri kesiliyor. Allah'ı tenzih eder. Bu bir melek olabilir herhalde diyorlar. Yani bir an bile gözlerini ayırmıyor. Hem meyveyi soyuyor ama kadına şart koşmuyor. Diyor ki meyveyi soyacaksınız diyor. Yiyeceksiniz diyor. Evet. Anlaşıldı mı? O şartta çıkarırım diyor.
kontrol edip bakın, bir saniye meyveye bakamıyorlar. Yani gözlerini far gibi alıyor Hazreti Yusuf. Sürekli ona bakarak hepsi elini kesiyor. Evet, şimdi gördünüz mü diyor kadın. Neden bu hale geldiğimi diyor. Evet. Yani çünkü akıl almayacak derecede güzel. Yani cazibe var, çekici, etkileyici. Sırf güzellikle açıklanacak bir şey değil bu. Mesela erkek vardır, adam böyle yumurta gibi bir tiptir yani, eli yüzü şey olur ama elektriği yoktur, etkilemez yani o kadın için, hiçbir şey ifade etmez. Evet. İzbandut gibi tipler var, dümdüz, kafa çalışmaz, kütük gibi bomboş bakışlar, anlamsız mesela, akıl yok, evet, derinlik yok, tutku gücü yok, Allah ona bir elektrik vermemiş. Dolayısıyla etkilemez kadını, onun için hiçbir şey ifade etmez. İstediği kadar eni boyu olsun yani, kilosu evet, falan onu şey yapmaz. Yani yüz hattan düzgün olması da bir şey ifade etmez. Tamam, düzgündür o kadar. Çünkü kedi köpek de düzgün oluyor. Her yer düzgün olur yani. Çok estetik olur. Yani estetik ve düzgün olması onun etkileyici olmasını gerektirmez. Etkileyicilik apayrı bir şeydir. Allah onu özel yaratır. İnşallah. Tarif edemedi kadınlar Hazreti Yusuf'u görünce. Tarif edemiyorlar yani. Akıl almaz bir etki içerisinde. Yani muazzam bir elektrik onları tutuyor. Bakın o elektriğin etkisinden bir an kurtulamıyor. Yani bıraksa normal kesecek meyveyi. Ama el ayağı da boşalıyor tabii. Yani vücut fonksiyonları da bozuluyor. Yani şiddetli heyecandan dolayı. Evet. Mesela kalpleri kim bilir kaça çıkmış. 140'a çıkmış olabilir. Değil mi? Evet. Müthiş beğeniyorlar. Kadın diyor bak haklıyım ben diyor. Ama müthiş gaddar diyor ki gitsin hapiste yatsın diyor. Madem elde edemedim diyor. Gitsin yapsın hapiste diyor. Bu da kalbinde hastalık olanların bir zulmüdür. Bu da bir münafık alametidir. Evet. Ya insan sevdiğine nasıl kıyar ya? Yani bir kadın mesela bir erkek bir kadını beğenebilir. Kadın reddettiğini düşünelim. Tamam, ömür boyu sen onu aşkla seversin. Allah için aşkla seversin. Allah'ın tecellisi olarak. Ve kalbine onu korsun. Evet. Ve ama gidip musallat olmasın. İnsan sevdiği kadına musallat olur mu? Olmaz. Ne kadar küstahlık, saygısızlık, terbiyesizlik, edepsizlik. Yani sevdiği insan baş tacı yapar. Mesela onu korkutacaktır böyle bir şey. Tedirgin edecektir, huzursuz edecektir. İnsan sevdiği kadını huzursuz eder mi? Etmez. Korkutur mu? Evet. Rencide eder mi? Etmez hocam. Değil mi? Üstüne titrer yani. Aman görsün. Yani. Sakın. Evet. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun demesi lazım. Oradaki yaptığı bir zulümdür. Var mesela çakallar oluyor öyle. Diyor evet, ben beğendim diyor. Alıp götürüyor kızı, çocuğu. Açık alana gidiyor, tecavüz ediyor. Evet. İşte artık sen benimsin diyor. Sen artık onun hiç olamayacağını hale getirmiş. Kendini de batırıyorsun. Evet. Ama çocuğa da hiçbir şey yapamazsın sen. Yani altın yere düşmeyle değerini kaybetmenize. O genç kızlar ben gıcık oluyorum onlara da. Diyor ki mahvoldum diyor. Niye mahvolasın sen? Kasten mi yaptın? Yok. Evet. Zorla götürülmüşsün evet, sen. Evet hocam. Gram milim değerin düşmez senin. İnşallah. Sen direnmişsin, istememişsin. Niye değerin düşsün? Altını sen al yerlere çal. Değil mi? Çamurun içine sok, üstünde zıpla, ne olur altına? Hiçbir şey olmaz. Gıcır gıcırdır, yıkarsın, tertemiz evet, altındır. Sakın böyle şeylerde, işte ailesi falan, işte benim çocuğum mahvoldu artık, götür, bak onlar da ayrı psikopat, tarlaya götürüyorlar. İşte kınalı kuzum, yavrum bilmem ne, toprağı kazıyor, getirip kafasına kurşun sıkıp çocuğu orada şehit ediyorlar. Evet. Çok büyük alçaklık ve şerefsizlik bu. Evet hocam. Ne alaka ya, çocuk ne yapmış yani? Bir psikopatın elinden düşüyor, bir başka psikopatın eline geçiyor. Evet. Gerçi Allah kurtarıyor öyle belanın içerisinden, onda da bir hayır var. Cennete gidiyorlar inşallah. İnşallah. Ama bu çok büyük bir zulümdür. Değil mi? Evet. Çok büyük alçaklıktır. Evet, kadına zor kullanarak bir şey yapmak. İstemiyorsa istemiyordur o kadar. Derin saygı duyarsın. Evet. Yani oradan oraya geçtik. Hazreti Yusuf'un da karşılaştığı yine dediğim gibi münafıkların yaptığı ve kalbinde hastalık olanların yaptığı bir eylemdir. Evet hocam. Bazen sevgi ve hayranlık münafıklarda saldırganlık ve öldürmeye kadar giden bir tavra sebep olabilir. Evet. Peygamberimizi çok kıskanıyorlardı münafıklar. Haset ediyorlardı. Güzelliğini, yakışıklılığını, gücünü, evet, kadınlar olan ilgisini, sevgisini kıskanıyorlardı. Evet. Müthiş ızdırap duyuyorlardı. Acı çekiyorlardı. Darar Mescidi'ni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit etmek için yaptılar. Koskoca mescit yaptılar. Ya Resulullah diyorlar, gel buyur. Seni bekliyor mescit diyorlar.
Peygamberimize vahiy de bildirildi. Orada özel tuzak kuruldu. İçeri bir girdi Müslümanlar. Oo. Tam teçhizat, silahlarla falan hazırlanmışlar. Yani silah yerleştirilmiş, evet, mescidin, evet, içine. Peygamber Efendimiz'e karşı kullanılmak üzere. Anında olay durduruldu. İnşallah. İnşallah. Ve Peygamber Efendimiz yıktırdı o mescidi. İnşallah hocam. İnşallah.